Evet arkadaşlar, bugün size aşı. Bu bir elma aşısı arkadaşlar. Bu da elmamız. Bunlar da elma aşısı. Bunlar Fuji elması. Fuji elmaları nasıl aşılayacağız şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Dalımızı kesiyoruz şu şekilde. Yarma aşı arkadaşlar bu. Yarma aşının yapılış şekli budur. Buna yarma aşı deriz. Evet. Şimdi şu şekilde gelelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce bunu yarma aşı diyoruz ya, yarma, yaralım bir kere. Bu şekilde yardık. Şimdi şu şekilde bir kılavuzumuz var. Kılavuzumuzu buraya şu şekilde gelecek şekilde şu şekilde çakıyoruz arkadaşlar. Niye çakıyoruz? Şuraları açılsın diye. Şimdi gelelim aşılarımıza. Aşıları görüyorsunuz arkadaşlar. Aşılar taze olsun, ince olsun arkadaşlar. İnce olsun, taze olsun. Taze olursa daha güzel olur arkadaşlar. Şu şekilde bunu buraya koyduk arkadaşlar. Bak. Dur şu tarafa koyayım ki görün. Bak. Şu şekilde. Bak koyduk. Bunu koyduk. Şimdi diğer aşımızı getirelim. Diğer aşımızı da koyalım. Bunu da bu şekilde inceltiyorsun. Arkadaşlar şu kabuk bak. Kabuk kabuğa gelsin. Bak kabuk kabuğa gelsin. Yani ortasına değil. Bunu da bu şekilde aynı yerleştirdik. Şunu şimdi bu şekilde söküyoruz arkadaşlar. Bak. Bunu çıkarıyoruz yavaş yavaş. Bak ne yaptı? Sıkı sıkı buna dayandı arkadaşlar bu. Sıkı sıkı dayandı. Ne yaptı? Bak etrafları dümdüz şeyine geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi bak bunu da iple şu şekilde ibi üstüne getirecek şekilde sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Hava almaması lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sıkı sıkı bunu bağladık. Bağladıktan sonra arkadaşlar iş bitmiyor. Şimdi bağladıktan sonra bunun burası kurumaması lazım. Kurumaması için ne yapıyoruz? Arkadaşlar bak. Toprak. Toprak. Nemli toprakla bunu bu şekilde koyuyoruz arkadaş. Bak nemli toprağa güzel. Niye? Hava almasın diye arkadaşlar. Bunun en büyük şeyi hava aldırmamak. Bak şu şekilde gördük. Ben size bunlar şimdi ileride arkadaşlar şeyini de göstereceğim. Yani tutmuş olarak göstereceğim bunları ki yani siz de görün. Yani nasıl yapılmış, neden o şekilde yapılmış göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu naylonu da yapıyoruz bak. Bak şu şekilde naylonda sıkı sıkı yapıyoruz arkadaşlar. Eğer mümkünse bak şu naylonu şu şekilde hava almasın. Yağmur, yağış arkadaşlar buna şey yapmayın. Bu şekilde gene ip alalım. İple gene bunu da bağlayalım. Bak bu şekilde gene sıkı sıkı bak naylonlardan hava almasın arkadaşlar. Naylonlara dikkat edelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunlar hava almayacak şekilde yaptık. Şimdi bunu da bağlıyoruz. Arkadaşlar bunlar tutmaya başladı mı? Bunlar yalnız filiz açacaklar. Filiz açmaya başladım. Bu naylonları alırız. Bunun dibine bir tane direk dikeriz. Direğe onları bağlarız arkadaşlar. Çünkü rüzgar bunları çok çabuk atar. Tamam mı? Şimdilik evet. Elma aşımızı hallettik arkadaşlar. Şimdi elma aşımız tamamdır.
Bu da bir ayvamız gene. Ayvayı da kestik gene arkadaşlar. Görüyorsunuz gene aynı mantık. Evet arkadaşlar, şimdi gene yarıyoruz. Aynı. Bunu tornavidala yapıyorum ben, kılavuzunu. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Buna da arkadaşlar deveci armudu yapıyoruz arkadaşlar. Ötekisi erken eren armuttu. Yani erken eren diyoruz ama buna da deveci armudu arkadaşlar. Gene mantık, görüyorsunuz arkadaşlar, bak şu şekilde koyuyoruz, bak boşluk kalmasın, bunu da gene boşluk kalmasın buraya koyuyoruz arkadaşlar. Tamam, bunu bu şekilde alıyoruz kılavuzunu. Tamam, şimdi ipinden gene sıkıyoruz. Aman arkadaşlar, bu ip işi önemli. İpi sıkı sıkı sıkı, yapabildiğiniz kadar sıkı. Hava almasın. Maksat hava almaması arkadaşlar. Hava alırsa tutmama ihtimali çok. Ama hava almazsa %99.9 bu tutar arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Evet. Mantığımız gene aynı arkadaşlar. Bunun burasına gene çamur. Rutubetli toprak. Niye? Niye koyuyoruz arkadaşlar? Hava almasın. Maksat hava almasın. Bu şekilde hava almadı mı? Bu tamam arkadaşlar. Şimdi naylona gelelim. Naylon bu şekilde. Bak araya da koyuyorum ki hava hiç almasın. Bu şekilde. Bak hiç. Bu şekilde koyduk arkadaşlar. Şurada gitti. Hemen bir dakika. Sarıyoruz arkadaşlar. Evelallah, bu arkadaşlar tamamdır. Evet arkadaşlar, size şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Size de inşallah. Hadi bakalım, hayırlı aşılar. Şimdi arkadaşlar, bu ayva ağacımızı, armut aşılayacağız arkadaşlar. Ayvalar biliyorsunuz, çekirdekleri uyanlar, çekirdekler birbirine uyar. Gene sistemimiz aynı arkadaşlar. Şu şekilde yarıyoruz. Bak. Yani aynı mantık. Bunu yardık. Kılavuzumuz gene bunu buradan vuruyoruz. Şu şekilde. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Armutlarımız burada. Armut aşılarımız arkadaşlar. Bunlar ne dedik? İnce olsun. İnce olsun. Ama taze olsun. İnce olsun, taze olsun arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu ıslatıyorum. Niye ıslatıyorum? Yani kuru gelmesin diye. Bak tam arkadaşlar ne yapıyoruz gene? Bak tam şeyine. Bunu da aynı şekilde. Bunu da kesiyoruz. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunu da yine buraya tam böyle, bak görüyorsunuz bu şekilde. Evet, ipimizi ne diyorduk, sıkıştırıyoruz hava almasın diye. Bunları şimdi size ben ileride gene dedim ya arkadaşlar, göstereceğim. Yarmaşı çok basittir.
Dediğim gibi hava bırakmayacaksın arkadaşlar. Bu dalla yani aşıla ana gövde iyice sıkışacak. Sıkıştığı an hiçbir şey sıkıntı çıkarmaz arkadaşlar. Arkadaşlar gene çamurumuzu koyuyoruz. Hava almasın. Maksat bu çamur, başka bir işe yaradığı yok. Hava almasın. Aşıların dibinde hava kalmasın arkadaşlar. Naylonumuzu gene aynı şekilde naylon. Evet, bu şekilde yaptık. Arkadaşlar. Bu şekilde hava almaması. Bütün gayemiz hava almasın arkadaşlar. Bütün şeyimiz o. Nerede bunun ucu? Bu şekilde. Bunlar bir ay sonra, 1,5 ay sonra arkadaşlar göz yapmaya başlar. O zaman ben size gene çekeceğim bunları. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz aşımızı yaptık. Ben size bunları göstereceğim arkadaşlar. İleride nasıl büyüdüler, nasıl oldular hepsini göstereceğim arkadaşlar. Size şimdilik iyi günler dileyim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.